Hocam iyi günler. Ben araştırmalarıma göre kendimde makat sarkması olduğunu düşünüyorum. Şayet bu varsa makat sarkmasının belirtileri nelerdir? Şimdi öncelikle makat sarkması kısa sürede yani 1 ay, 3 ay, 5 ay gibi bir sürede olan bir şey değildir. Yıllar içinde gelişir. Kişinin uzun süre tuvalette kalması, yeterince hareketli olmaması yani hareketsiz bir yaşam sürmesi, yanlış beslenme stilinin olması yani liften fakir beslenmesi, tencere yemeklerini tüketmemesi sebebiyle ve ağırlıklı olarak da gluten dediğimiz hamur işine yüklenmesi sonucunda olur. Bunda özellikle tuvalette ideal süre 3 dakikadır. Hadi fazla 5 diyelim. Yani 3-5 dakikadan uzun kalıp yani 20 dakika, yarım saat, 45 dakika bizim tuvalette kalan sayısız hastamız vardır. İşte bunlar da zaman içinde aşırı ıkınma ve zorlanmaya bağlı bu sarkma gelişir. Bunun belirtileri birinci sırada dışkılama zorluğu, dışkılamanın ağırlı olması, dışkıyı yapmaya rağmen dışkının tam bitmemesi hissi, dışkılamadan sonra hafif kan gelmesi, dışkılamanın ardından oradan akıntı gelmesi, dışkı çapının incelmesi gibi pek çok belirtisi vardır. Konuyu öyle basit, tamam siz de evet bunları anlattınız, makat sarkması vardır şeklinde olmaz. Mutlaka kolonoskopi dediğimiz kamerayla bağırsak incelemesi, defekografi dediğimiz dışkılama MR'ı, artı manometri dediğimiz makatta işte aşırı kasılmayı ve diğer problemleri gösteren bir makat elektrosuna benzer bir tetkik, bunları yapmak gerekir. Bunları yaptıktan sonra da konuyu enine boyuna anladıktan sonra da tedavi düzenlemek gerekir. 2012 yılından beri sadece kabızlık, dışkılama zorluğu ve makat hastalıklarının ameliyatsız ve ameliyatlı tedavilerini yapan ekibimizden yardım almak isterseniz bizi arayabilirsiniz.